Onun için kendinizi iyi dinleyin, kendinize değer verin. Yaşamınızı, kaliteli yaşam, kaliteli yaşam düşün. Bu çok zengin olmak, çok fakir olmak falan filan bunlar alakalı şeyler değil. Kaliteli yaşam yaşamak, yaşadığın her anı neden yaşıyorum ulan ben sorusunu sorarak yaşamaktır. Bizim burada annenizin, babanızın, Mustafa abinizin, tamam mı? Öğretmenlerinizin size ayırdıkları vakit, hafta sonları, mesela flüt öğretmeniniz var. Böyle kadın ya, 28 gün sonra doğuracak yani. Buraya Seyran Tepe'ye geliyor. Niye geliyor? Niye geliyor yani? Para mı kazanıyor? Yok. Biz peki neyiz? Bu dünyada, dünyaya hayata gelmiş miyiz? Ha? Burada değil mi? Organizmalar burada çıkmış. Human ne demek? İngilizce human. Human insan demek İngilizce. Latince kökenli bir kelime human. Esasında Yunanca kökenli. Humus'tan geliyor. Humus nedir? Humus nedir humus? Sümük. Ne? Sümük mü? Allah sınırlar. Humus, humus. Humus nedir? Humus'ta ne vardır? Humus'ta ne vardır? Humus. Humus'ta toprak vardır. Humus aslında toprak demektir. Human da humus'tan gelir aslında temeli. Yani esasında kitaplarda yazdığı gibi biz topraktan geliyoruz. Humus, insanın bedenindeki kimyasallar, topraktakiler %90 birbirine uyuyor. E bizim vücudumuz kaç kaç su? Allah Allah, bu ne tesadüf? Dünyanın kaçta kaçı suydu? Bak sen, tesadüf. Demek ki sen vücudundaki suyu ne yapman gerekiyor? Akvaryum ne yapıyoruz biz? Akvaryum olanlar var mı evinde? Türkler akvaryumculuğu bayılır. Çünkü hepimiz denizi severiz böyle. Ama bir sorsan şu İstanbul'un kadınlarına, çile çeken kadınlarına yüzde kaçı boğazı görmüş diye, kocası almış götürmüş diye, %90'ı daha götürmemiştir. Bu şehrin güzelliği esas olduğu adam nehirde ya. Orada ne diyorum? Denizde, deniz geçiyor mesela. Balıklar atlıyor, muslar geçiyor. Adamlar atlıyor, ölüyorlar falan yani yaşam çıkıyor, yaşam gidiyor. Tamam mı? Yeniden batıyor, koyunlar ölüyor. Şeyler geçiyor, komandolar geçiyor, Amerikan gemileri geliyor, millet protesto ediyor falan. Bir sürü şeyler olmuş tarihinde, buzullar gelmiş Boğaz'a. Buzul bildiğin böyle karşı gülerek geçiyorlar, ama o falan diyor. Kar yağmurlar. 1957 falan böyle çok eski değil yani. Dedelerinize, babalarınıza sokun, söylerler sağlar. Yani şaka değil mi? Şimdi, yani bu boğaz bir sürü şeyler görmüş, ne hikayeler görmüş, ne kabadayılar görmüş, ne genel ev kadınları görmüş, ne şarkıcılar, ne türkücüler görmüş, ne hikayeler, ne savaşlar görmüş. Mustafa Kemal'i görmüş değil mi? Böyle gelmiş, kendileri giderler demiş. Değil mi? Yani Mozart gelmiş, boğazı görmüş. Liszt gelmiş, boğazı görmüş, yemek yemiş. Bach'ın abisi gelmiş, burada flüt dersleri vermiş İstanbul'da. Bak. Uyduya giriyordum, girdim, bir şey buldum. Boğaz'da İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in korkesi var ya. Suratı var. Tamam, böyle. Ya böyle şeyler var. Bunlar şimdi çok düşünecek şeyler. Bunlar ne? Var, ne olacak? Yani Fatih Sultan Mehmet doğmadan önce de vardı operatörde. Gidiyorsun Van'da güneş geliyor, böyle Atatürk'ün portresi. Yani ne olmuş Atatürk güneşli mi doğmuş oraya? Gölgesi mi düşmüş dedi ya. Olur böyle şeyler ama bak. Bakıyorsun bu Atatürk gibi mut geçiyor. Neden? Çünkü Atatürk imajına sen o kadar çok alışmışsın ki. Atatürk, 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 Atatürk gibi. Benim de her anda yerde bir tane böyle leke var. Ernesto Che Guevara ile yazıyor aşağıdaki böyle. Güney Amerika'lı bir devrimci. Hayır ya, her baktığında Ernesto'nun harbi anlıyor. Her baktığında yerde böyle boya düşmüş. Ya insan neyle ilişki? Ben mesela tuvaletimde vardır. Siz de mesela helal oturduğunuz zaman boş vakit geçirmeyin yani o bir vakit de oradan böyle. Etrafınızdaki şekillere bakın yerdeki falan. Bir sürü şekil göreceksiniz. Kaleme alıp böyle çizin. Ben mesela bazen penguen çıkıyor, bazen işte hacivat çıkıyor. Ben bir şeyler sallıyorum abi işte. Böyle görüntüleri birleştiriyorum. Çünkü sizin imaj, kafanız tabula rasa diye bir şey var. Boş tablet. Boş tablet. Bu boş tablet siz yaşadıkça işlenir. Kültür denen şey budur. İçine bir şeyler eklenir, bir şeyler eklenir, bir şeyler eklenir. Ve sizin görsel bir hafızanız oluşur. Ondan sonra baktığınız şeyleri bu görsel hafızadan yola çıkarak görürsünüz. Yani normalde bir şey yoktur.
Siz buradaki hafızadan kaynaklı olarak baktığınız zaman buna dersiniz ki kutu. Buna dersiniz ki portakal rengi. İşte buna dersiniz ki yuvarlak. Çünkü sizde işlenmiş durum. Onun için baktığınız zaman bazı anlık sunuluş şekilleri, kahve termosu ya bizim hayatımızın en değerli şeyi yani. Bir sürü kadının hayatında bu termoslar biçimleşiyor. Değil mi? İçiyorlar bir arada. 3 vakte kadar senden para geliyor. Ooo kadın gece 3 ay rahatlar. Yani artık dertliğe de orada. 3 ay sonra para geliyor. Yok. Fatih Sultan Mehmet'miş, yok Atatürk'e yazıyormuş falan. Bunlar boş işler yani. Yok kurmanın üzerinde Allah yazıyormuş yani. Yazar damar Osman Arapçadaki harfler yazabilir yani. Bu çok doğal bir şey. Bu demek değildir ki. Bu demek değildir ki bu bir gösterik ispattır. Bu bilimsel bir şey değildir. Ne bu Allah yoktur demektir ne de bu demektir ki ya her yerde Allah var, her yerde Mustafa Kemal var. Bunlara inanmayın. Bu tür bilgilerle kafanızı doldurmayın. Tamam mı? Geçin bunları. Siz boğazın güzelliğini yaşayın. Boğazın içinden çıkan balık türlerine bakın. Boğazdan ne tarih geçmiş bu o Fatih Sultan Mehmet denen adam nasıl bir kafayla oradan oraya geçebilmiş? Birileri getirmiyor. Niye getirmiyor? Çünkü işte Taksim'de. Buradaki adam Taksim'e gidiyor mu? Gitmiyor. Niye gitmiyor? Bir vaktim yok diyor. İki param yok diyor. Üç diyor ki baba orası böyle kokoşların, dondurların yeri. Böyle bir önyargı var adamda. Burada ne oluyor? Burası ne? Burası da pavyonların yeri. İşte arkada böyle. Değil mi? Herif buradan aldığı parayı burada içkiye harcıyor. Pavyon, eğlence kavramı öyle bir şey. Tamam mı? Ne oluyor? Böyle bir kopuk bir İstanbul. Buradakiler ve buradakiler. Aşağıdakiler, yukarıdakiler. Bunu büyütüyorsun biraz daha. Ne oluyor? İşte Güneydoğu Anadolu'dakiler, buradakiler. Biraz daha büyütüyorsun. Ne oluyor? Asya'dakiler, Avrupa'dakiler. Biraz daha büyütüyorsun. Ne oluyor? Müslümanlar, Hristiyanlar oluyor. Allah muhafaza da UFO'lar falan gelmese yani. Marslılar, dünyalar diye kapışacağız. Tamam mı? Bu problemin bir tek cevabı vardır. Biz öncelikle yaşadığımız yere aitiz. Sonra da dünyaya aitiz. Buna aidiyet hissedebilmek için de çok basit. O yaşadığın yerle ilgili birçok bilgiye sahip olman lazım. Bir, İstanbul'da ilgili bilgiye. İki, dünya ile ilgili bilgiye. Bir tane Müslümanlar çıktı, şu çocuklara kadar geldi. Bu çocuklardan orklardan orkalara, denizlere, uzaylara, ufuklara, Allah'a, kitaba, peygambere, müddeye, oraya buraya geldik, tamam mı? Abi i̇şte, nasıl geldik? Bütün bunlar birbirine bağlıdır. Neden? Dünyadaki her şey, ayakkabınızın bağında Allah'a kadar her şey birbirine bağlıdır. Tamam mı? Müzik. Bunların hepsi birbirine bağlı olmadığı zaman zincir kopar. Mesela hayatta böyle kalırsınız. Boşlukta beyaz bir sütlüdür böyle. Ama ne yapıyorsunuz ya? İnsanlar vücutlarına dikkat etmek zorunda bu bir. Hayatlarında etraflarında ne oluyor buna dikkat etmek zorunda buna iki. Neden? Tamam mı? Kulaklarını açmak zorunda. Müziğe, söylenen sözlere. Böyle devamlı alacaksınız, aynen akvaryumdaki filtre gibi. Buradan girecek, buradan gereksiz olan çıkacak, gerekli olan burada size enerji olarak kalacak. Bu beyin büyüyecek böyle, gözler açılacak. Size bir şey sorduğu zaman biri, soru cevap verebileceksin, kendi fikrini. İnternetten okuduğun görüntü böyle aklına gelmeyecek, bıdı bıdı bıdı.